En sonunda kanalda yeni bir format daha başlıyor. Başlıkta daha gördünüz. İsmi benim için efsane. Kesinlikle çok özgün olan bu video serisinde sizlere benim için efsane niteliğinde olan serilerin veya filmlerin neden benim için efsane niteliğinde olduklarından bahsedeceğim. İlk film serimiz de Shrek oldu. Hadi başlayalım o vakit. Öncelikle kısaca Shrek serisiyle tanışmamdan bahsedeyim. Shrek'i ben ilk olarak televizyon ekranlarında izledim. Ve izlediğim andan itibaren çok sevdim açıkçası. Bunun yanında Shrek'i televizyonda izleyen tek ben değildim. Annemler, teyzemler, anneannemler hep beraber oturup Shrek'i izlerdik. İnanın böyle bir ortamda bir animasyon filmi izlemek çok keyifliydi. Gel zaman git zaman büyüdük elbette. Ve televizyonda izlediğim zamanları tekrardan almak için bir Shrek maratonu yapmaya karar verdim. Bundan 3-4 yıl önce olması lazım. Böyle bir maraton yapma kararı aldım çünkü Shrek serisine dair hiçbir şey hatırlamıyordum. En sonunda o zamanlar 4 filmi de izledim ve tekrardan Shrek serisine aşık olmuştum. Ondan sonra da o zamandan bu zamana kadar birçok kez Shrek serisini tekrardan açıp izledim. Baştan sona 4 filmi olmasa da arada 1. filmi, 2. filmi, 3. veya 4. filmi açıp izliyordum. Hala daha izliyorum. Shrek filmlerinin teması ve konusu çok güzel. Çirkin olduğunu düşünen bir devin kendini yalnızlığa itmesinden sonra insanlar ondan nefret ederken o da insanlardan nefret etmekte. Bu şekilde sürmekteydi. Ta ki bir gün eşek Shrek'in hayatına girene kadar. İşte Shrek'in o değişme ve gelişme yolculuğu ilk filmde eşek ile başladı. Bu gelişme ta 4. filme kadar sürdü. 4. filmde de Shrek gelişimini tamamladı ve güzel bir final yapıldı. Shrek serisi karakterlerini çok çok iyi işliyor. İlk filmden 4. filme kadar her bir karakterin evrimi ve kişiliğindeki değişimi gözlemleyebiliyorsunuz. Onların o 4 film boyunca yaptığı karakter yolculuğu çok iyi işleniyor. Shrek serisinin sadece önce ilk filmini izleyip sonra da 2. ve 3. filmi izlemeden direkt 4. filmi atlayan biri olsa ne oluyor ya nereye geldik tarzında tepki verebilir. Karakterler bu denli olgunlaşıyorlar. Hal böyle olunca da ister istemez filmler sizleri karakterlere sımsıkı bağlıyor. O karakterlere bağlanınca da izlemesi tabii ki de 2 kat daha keyifli oluyor. Hele bir de bu seriyi baştan sona birçok kez izlediyseniz benim gibi karakterler çok daha sizden hissettiriyorlar. Shrek serisi aynı zamanda efsane bir atmosfere sahip. Orta Çağ döneminde geçiyor bu seri ve o atmosferi çok da bize hissettirmeden güzel bir şekilde yansıtıyor. Bu arada yapımcıları da tebrik etmek lazım. Muhteşem bir atmosfer oluşturmuşlar gerçekten ve Orta Çağ'ı tercih etmeleri çok çok iyi olmuş. Her ne kadar bu seriyi Orta Çağ'da geçse de yapımcılar bu çağı çok iyi bir şekilde günümüze uyarlamışlar. Ve yarı göndermeli bir şekilde bir atmosfer çıkartmışlar ortaya. Nasıl ya diye soracak olursanız, işte böyle. Örneğin Shrek 2'de şu caddede günümüzde baya popüler olan Starbucks var. Veya şu sahnede bariz bir şekilde Burger King'e bir gönderme var. İşte Shrek serisi bu tarz şeylerle birlikte günümüzde de muhteşem atıflarda bulunuyor. Her şeyin yanında Shrek serisi içerisinde bol bol da komedi ve mizah barındırıyor. İzlerken en çok güldüğüm animasyon filmlerinden birileriydi Shrek filmleri de. Her biri ayrı komikti. Hele bir de ailecek izleyince hep beraber gülmek falan iyiydi işte. Çok iyiydi hatta. Canınız sıkıldığında, moraliniz bozulduğunda Shrek filmlerini açın. Ve net bir şekilde sizi mutlu edebilirler. Benim en çok güldüğüm sahnelerden bir tanesi de buydu. Bu gerçekten şart mı? Gerçekten şart Fiona. Ben Shrek'im, aptal herif. Ancak Shrek filmleri her ne kadar komik olsalar da masallar konusunda da bir o kadar karamsarlar. Shrek filmlerinde Disney masallarındaki neredeyse tüm karakterler var. Pamuk Prenses'ten Rapunzel'e hepsi bulunuyor ve hepsiyle iyi dalga geçiliyor açıkçası. Fakat dediğim gibi biraz da karamsar işleniyorlar. Örneğin insan olmak isteyen ama bir türlü insan olamayan Pinokyo. Ben gerçek bir çocuğum. Habire uyuyan uyuyan güzel. Kel bir Rapunzel ve daha nicesi. Shrek filmleri Disney'in masal kahramanlarıyla gerçekten iyi dalga geçiyor açıkçası. Ve bunlar da gayet hoşlar bana kalırsa. Shrek filminin her bir müziği ayrı bir güzel. Her bir müziği bambaşka hissettiriyor. İnanın her bir müziğini sevebilirsiniz. Ben çok sevdim açıkçası. 4. filmde spesifik bir sahnede çalan şu müzik... Veya yine 4. filmde Shrek ve Fiona'nın yakınlaştığında çalan bu müzik veyahut Shrek serisinin asıl en iyi müziği olarak tanınan bu müzik. Pekala koca adam, hadi partiyi basalım. Duyduğunuz üzere her biri ayrı güzel. Yani en azından benim için tabii.
Bunun yanında Shrek serisinin aksiyon sekansları da çok güzeller. Harika müzikler barındırmasının yanında bu müzikleri muhteşem aksiyon sekanslarıyla birleştirmesi yok mu? Örneğin veya bunun gibi. Ya da en iyisi şunun gibi. Gördüğünüz üzere örnekler bitmiyor. Göstermediğim daha nice aksiyon sekansı var. Onları da siz biliyorsunuzdur elbette. Gel girelim Shrek serisini benim için efsane yapan son maddeye. Bildiğiniz gibi Shrek serisi 2010 yılında Sonsuza Dek Mutlu filmiyle final yaptı. Ve bu final filmi o kadar iyiydi ki zaten izlediyseniz biliyorsunuzdur. Bu final filminin iyi olmasının dışında benim için önemli olmasının asıl sebebi de yapımcılar sayesinde. Yapımcılar final filminde ilk filme bolca atıfta bulundular. Yani Shrek serisinin final filmi ilk filme çok bağlı ve sadıktı. Bir final filmi ancak bu kadar güzel olabilirdi işte. Bu yüzden de yapılan bu final çok iyiydi ve ben gerçekten Shrek serisinin finaline bayılıyorum. İşte bu saydığım sebeplerden ötürü Shrek serisi benim için efsane. Shrek serisinin her bir filmini tekrar tekrar birçok kez izledim. İzlemeye de devam edeceğim. Neyse işte, sebepleri açıkladım. Belki siz de gaza gelip tekrardan Shrek serisini izlemeye başlayabilirsiniz. Zaten daha izlemediyseniz ne duruyorsunuz? Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.